Son videoda MMR ya da KKK olarak bilinen kızamık, kızamıkçık kaba kulak aşısı ve otizm sırasında bir bağlantı olmadığını gösteren pek çok araştırma yapıldığından bahsetmiştik. Tabii öte yandan Wakefield araştırmasının ortaya koyduğu tüm mekanizmaları araştırmak için de farklı çalışmalar yapıldı. Bunlarda aşı ve bağırsak iltihabı arasında bir ilişki olmadığını ya da bağırsak iltihabı ile otizm arasında bağlantı olmadığını buldular. İşte bu noktada insanlar MMR aşısı ve otizm arasında gerçekten bir bağlantı olmadığını artık iyice ikna olmuşlardı. Fakat tüm bunlara rağmen halen bu efsaneye inanan birçok aile vardı. İnsanlar Wakefield araştırmasının sonuçlarının ilk etapta nasıl ortaya çıktığını halen çok merak ediyordu. 2004 yılında bu konuda ilginç bir şey oldu ve bu herhangi bir araştırma için çok sıra dışı sayılabilecek bir şeydi. Hatırlarsanız Wakefield araştırmasında 13 yazar vardı işte bu 13 yazardan 10 tanesi geri çekildiklerini çünkü araştırma sonuçlarının uygun olmadığını açıkladı. Yazarlardan 3 tanesi bunu yapmadı. Ancak 10 araştırmacının geri çekilmiş olması gayet çarpıcıydı ve herkesi şaşırtmıştı. İnsanlar ilk başta yaptıkları bir araştırmayı neden geri çekmek veya araştırmadan çekilmek istesinler ki? Bu garip olayın yaşandığı senenin içinde bir İngiliz gazetesinde araştırmacı gazeteci muhabir olarak çalışan Brian Deer adındaki bir adam olayı araştırmaya başladı. Brian Deer geçmişte yaptığı araştırma ve soruşturma haberleriyle tanınan biriydi. İlaç endüstrisine ve yine birkaç güçlü organizasyona dair araştırmalar yapmıştı. Bu Wakefield araştırması işinde üstlenebileceğini ve konunun kaynağına inerek bu sonuçların gerçekten nereden geldiğini anlayabileceğini düşünüyordu. Sonuçta bulduğu şeyler epey şaşırtıcıydı. 1996 yılında Wakefield araştırmasından yaklaşık iki yıl önce MMR aşısı üreticilerini dava etmeyi düşünen bir grup avukat, Dr. Wakefield'a çok büyük miktarda para ödemeye karar vermişlerdi. Avukatlar bu araştırmayı gerçekleştirebilmesi için Dr. Wakefield'a binlerce sterlin ödediler. Evet, avukatlar Dr. Wakefield'a doğrudan para vermişlerdi. Bu para hastalar için kullanılmadı. Çünkü hastalar ulusal sağlık hizmetine üyeydiler ve tedavileri de bu kapsamda yapılıyordu. Yani ödenen para aslında direkt olarak Wakefield'ın cebine giriyordu. Dolayısıyla burada açıkça büyük bir çıkar çatışması durumu söz konusuydu. Ve bu durum Wakefield'ın bugüne kadar hiç kimseye söylemediği bir şeydi. Mesela çalışmayı yayınladığında bu konudan hiç bahsetmemişti. Ortaya çıkan bir diğer şey de bir yıl sonra yani 1997'de Wakefield'ın bir patente başvurduğuydu. Wakefield öyle herhangi bir şey için de değil, bir aşı için patent başvurusunda bulunmuştu. Hem de Wakefield'ın patentini istediği aşı, MMR aşısına rakip olacak bir aşıydı. Başka bir deyişle alternatif MMR aşısı gibiydi. Yani burada yine önemli bir çıkar çatışması durumu olduğu görülüyor çünkü görülen o ki kendisi bir aşı üzerinde araştırmalar yapıyor ve bunun iyi bir aşı olmadığını otizme neden olduğunu gösteriyor öte yandan da aşının kendine ait alternatif versiyonunu piyasaya sürmek için hazırlıklar yapıyor burada gerçekten de araştırmalarını yayınlarken bahsetmediği iki tane önemli çıkar çatışması durumu söz konusu Şimdi şurada yazmak için biraz yer açıp ne olduğunu anlatmaya devam edeyim. 2007 ve 2010 yılları arasında, yani yaklaşık iki buçuk yıl boyunca bu konuda bir soruşturma yürütüldü. Soruşturmayı yürüten genel tıp konseyiydi. Bu konsey hem doktorlardan hem de toplumun üyesi olan doktor olmayan bireylerden oluşuyor. Konseyin işlevi bir doktorun herhangi bir davranışının etik olup olmadığını incelemek ve o kişinin mesleğine devam edip edemeyeceğine karar vermek. İşte bu konsey, Brian Dyer'ın araştırdığı tüm belgeleri ve kendi buldukları tüm diğer belgeleri detaylıca inceledi ve birkaç farklı sonuca ulaştı her şeyden önce doktorun sahtekar olduğu kanısına varıldı. Yani bu konu sanırım zaten gayet aşikar. Doktorun dürüst olmadığını sanırım hepiniz düşünüyorsunuzdur. Doktorun finansal çıkarlarından bahsetmemiş olması ikinci bir sorundu. Konsey, doktorun bu konudan bahsetmek için geçmişte birkaç fırsatı olduğunu düşünüyordu. Makale yayınlamanın ötesinde toplantılara ve konferanslara da katılmıştı ve bunların hepsinde defalarca maddi çıkarlarıyla ilgili yalan söylemişti. Konsey tarafından ayrıca doktorun ihmalkar davrandığı, özellikle de otistik çocuklara tıbbi açıdan uygun olmayan şeyler yaptığı için ihmalkar olduğu açıklandı. Ve son olarak da doktorun vasıfsız olduğu sonucuna varıldı. Bununla kastedilen doktorun özellikle çocuk doktoru olmamasıydı. Aslında o bir cerrahtı ve çocuklar üzerinde çalışmalar yapmamalıydı. Şimdi ilk noktaya yani sahtekarlığa geri dönelim. Bu konuda size biraz daha ayrıntılı bilgi vereyim. Soruşturmada araştırmadaki hastaların aslında seçilmiş oldukları fark edildi. Yani söylendiği gibi bunlar hastaneye rastgele gelmiş hastalar değildi. Aslında bu kişiler MMR aşısı üreticisine dava açmayı düşünüyorlardı ve avukatlar sayesinde doktorla iletişime geçmişlerdi. Sonuçta elinizde bir gruba dava açmaya hazırlanan başka bir grup varsa o zaman bunun rastgele seçilmiş olduğunu söyleyemezsiniz ve tabii muhtemelen söyleyecekleri şeyler de ön yargı içerecektir. Bu arada doktor hastaneden de herhangi bir etik izini almamıştı. Etik kurulunun yaptığı her şeyi onayladığını söylemişti ama aslında bu hiç de doğru değildi. Şimdi madde çıkarları konusuna gelince doktorumuz bir aşı patentine sahip olmanın yanı sıra transfer faktörü adında bir şey satan bir şirkete daha sahipti. Transfer faktörü denen bu üründe MMR aşısına alternatif arayan insanlara satılıyordu. Elbette ki bir aşıyı gerçekten kötü ya da tehlikeli gösterirseniz o zaman ona alternatif olan ürününüz de ön plana çıkacaktır. Şimdi ihmalkarlık noktasına geldiğimizde ise bu kısım bence gerçekten de çok kötü. Burada bahsi geçen birkaç konu var ama ben sadece birinden bahsedeceğim. Doktorun üç defa Lomber ponksiyon işlemi uyguladığı söyleniyor ve bu işlemler buna hiç ihtiyaç duymayan çocuklar üzerinde uygulanmış. Şimdi şunu bir düşünün. Lomber ponksiyon işleminde sırta bir iğne sokuluyor ve beyin omurilik sıvısından bir örnek alınıyor. Bu işlemin buna hiç ihtiyacı olmayan çocuklar üzerinde yapılması gibi bir durumdan bahsediyoruz. Bu kesinlikle tamamen uygunsuz bir durum ve son olarak da az önce dediğim gibi doktor vasıfsızdı. Sonuçta o çocuk doktoru değildi. O yüzden de pediatrik hastalarla ilgili klinik kararlar vermemeliydi. Bunu yapmak için kesinlikle özel bir eğitim almış olmanız gerekir ki o bu eğitimi almamıştı. İşte tüm bu bulgulara bakarak onu tıbbi kayıtlardan çıkarma kararı alındı yani bu kanıtlara dayanarak doktorun tıbbi sicili iptal edilmişti bir kere bir ülkenin tıbbi kayıtlarından çıkarıldığınız zaman başka bir ülkede de çalışmanız neredeyse imkansızdır bu yüzden artık wakefield'ın dünyanın herhangi bir yerinde doktorluk yapması hatta özel olarak eğitimini görmüş olmasına rağmen bir cerrah olarak çalışması da mümkün değildi bu nedenle doktorun tıbbi kayıt defterinden çıkarılmasından sadece birkaç gün sonra araştırmayı en başta yayınlayan tıp dergisi Lancet makaleyi çıkarmaya, daha doğrusu yazıyı yayından çekmeye karar verdi. Wakefield araştırmasının ilk defa yer aldığı yer olan Lancet onu tamamen geri çekti. Ve artık nihayet ben de dahil birkaç insanın zihnini kurcalayan son bir soru kalmıştı. Tüm bunları kabul ederseniz bile, yani doktorun bu hastaları dürüst olmayan bir şekilde bulduğunu, maddi çıkarları olduğunu ve ihmalkar davrandığını kabul etsek bile 12 çocuğun bağırsaklarında iltihaplanma olması hala çok garip görünen bir durum. Burada halen açıklanmayan tuhaf bir şey var gibi görünüyor. E haliyle insan ilk etapta yapılan araştırmada bu konuda da usulsüz bir şey olup olmadığını merak ediyor. Sonunda 2011 yılında yani diğer olaylara kıyasla çok daha yakın bir zamanda hastane kayıtları açıklandı. Araştırmada yer alan bu hastaların hastane kayıtları açıklandı ve bu çocukların bağırsaklarını inceleyen patologların Wakefield'ten çok daha farklı şeyler söyledikleri ve yazdıkları ortaya çıktı. Temel olarak hastane kayıtları ile araştırmada rapor edilenler arasında büyük bir kopukluk vardı. Yani Wakefield araştırması aslında gerçeği yansıtmıyordu. Örneğin bu çocuklardan bazılarının bağırsakları tamamen normal ve sağlıklıydı. Fakat yine de Wakefield çalışmasında bu çocuklarda iltihaplanma olduğunu yazmıştı. Ya da ebeveynlerin belli bir zamanla ilgili aktardıkları belirtiler olmuştu ama genel fikirle uyuşmayacağını düşünerek Wakefield tarihleri değiştirmişti tarihlerin ve iltihaplanma konusundaki hastane kayıtlarının değiştirilmesine bakınca bu araştırmanın baştan aşağı kurmaca olduğu artık netleşmişti. Şimdi başlangıca geri dönersek aşı ve otizm arasındaki bağlantıyı göstermek için 12 çocuk üzerinde yapılan bir çalışmayla başlayıp uzun bir yol kat ettik. Wakefield'ın birçok farklı konu hakkında yalanları kanıtlandığı için bu araştırma artık tamamen gözden düşmüş durumda. Ayrıca bundan sonra bu bağlantıyı araştırmak için daha birçok çalışma yapıldı ve bunlar da aşılarla otizm arasında gerçekten bir bağlantı olmadığını gösterdi. Geride kalan tek problem bir sürü ailenin hala bu otizm mitine inanıyor olması. Bu yüzden de aşı yaptırmamaya yöneliyorlar. Ve bu durum otizmin gerçek sebebi hakkında çok fazla karışıklığa neden oluyor. Hoşçakalın.